Duruşma için çağrılana kadar burada bekleyeceksin. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Gerçekten mi? Delisin sen ya. Hala inanamıyorum karım olduğuna. Sanki sabahlar uyandığımda seni göremeyecekmişim gibi geliyor. Bundan sonra hep yanındayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, merak etme. Fatih. Hediye Hanım merhaba. Aslım'ın davasıyla ilgilenmesi için en yakın arkadaşından rica ettim. Tüm hazırlığını yaptı. Tüm araştırmasını da yaptı. Kızınızı en iyi şekilde savunacak, merak etmeyin. Merhaba Hediye Hanım. Merhaba, çok teşekkürler geldiğiniz için. Fatih Bey çok sağ olun. Sonunda Aslım'ın masum olduğu ortaya çıkacak. İnşallah. Ben hemen hazırlıklarımı yapmak için salona geçiyorum. Buradayım ben bir tanem, merak etme, her şey düzelecek. Niye böylesin kızım? Kızım üzülme. Bak Fatih Bey en iyi avukatları tutmuş. Her şey anlaşılacak. Masum olduğunu anlaşılacak. Bir tanem, hepsi düzelecek. Kızım. Aslı. Bir şey olmuş. Bir terslik var. Gözlerinin feri gitmiş resmen. Bir terslik var, bir şey olmuş. Hediye Hanım bir şey yok, sakin olun tamam. Siz buyurun şöyle oturun. Her şey çözülecek, merak etmeyin. Kızım. Talihsiz kızım benim. Hediye Hanım buyurun. Teşekkür ederim, sağ ol. Kaan. Oğlum. Neredesin sen? Aramadığım yer kalmadı. Bazı ufak tefek sıkıntılarım var Hediye teyze. Halledip öyle geldim. Olsun, gel. Gel otur şöyle. Neyse, geldin ya artık çok şükür. Aslım'ın masum olduğu anlaşılacak artık. Bütün doğruları anlatırsın. Tamam mı? Oh. Anne ve kızın mutluluğu senin elinde. Sakın hata yapma, tamam mı? Güzelce ver ifadeni. Sen merak etme Hediye teyze. Bütün doğruları anlatacağım. Sağ ol oğlum, sağ ol. Oh. Ozan. Konuşmak yasak. Lütfen, çok önemli. Ozan. Ben masumum. Kim bilir belki de kaç tane yalan söyledin bana. Bitti. Artık beni kandıramayacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bugün sen orada yargılanıyorken seni izliyor olacağım. Ozan, nasıl inanırsın bu yalanlara? Nasıl kıyarsın bizi? Biz mi? Bir de utanmadan hala konuşuyor musun? Hani sevgilin nerede? Hani çok seviyordu seni? Ne oldu? Korkup kaçtı mı? İnanma onların hiçbirine. İnanma, onlar doğru değil. Hepsi yalan. Artık masken düştü. Bitti. Bugün senin son görüşüm olacak.
Müsaadenizle dosyadaki savunmamıza ek olarak tanığımıza çağırmak istiyorum hakim bey. Tanık Kaan Gürge'nin dinlenmesine karar verildi. Çağırın. Bana o sözleri nasıl ettin Ozan? Hiç mi için acımadı? Hiç mi üzülmedin öyle konuşurken? Hayattaki en büyük şansın derdin bana. Sen kimlere inandın da bana bunları yaşattın Ozan? Bugün buradan el ele çıkacağız bir tanem. Kurtulacaksın, merak etme. Doğruları söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Ediyorum hakim bey. Kaan Gürgen, polis kayıtlarında olay günü ve saatinde olay mahallinde olduğunuz doğrulandı. Bize gördüklerinizi açık ve net bir şekilde anlatın. Hakim bey, biz aslında birbirimizi seviyoruz. Bir ilişkimiz var. O günde yine bahsi geçen otelde buluşmuştuk. Fakat Jülide Hanım, yani Aslım'ın kayınvalidesi olay yerine geldi. Bize bağırmaya başladı. Sakin olmasını istedik ama bizi dinlemedi. Jülide Hanım ilişkimizi öğrenince çok sinirlendi. Aslım'ın üzerine yürümeye başladı. O sırada terastaydık ve Aslım'a saldırmaya çalışırken dengesini yitirip düştü. Aslım tutmaya çalıştı. Hatta onu kurtarmaya çalışırken az daha kendisi de düşüyordu. Yani Jülide Hanım kendi hatasıyla düştü hakim bey. Aslım karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi bir insan. Siciline bakarsanız anlarsınız zaten. Tamam, çıkabilirsin. Aslında aranızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Niye yalancı şahitlik yaptın Kaan? Bak sen temiz, dürüst bir çocuktun. Niye yaptın bunu? Hediye teyze, içeride Aslım'ı kurtarmak için ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. Ama yalan söyledin oğlum. Bak, siz çocukluğunuzdan beri arkadaşsınız. Aynı mahallede büyüdünüz. Aynı okullarda okudunuz. Aynı yokluğu çektiniz. Şimdi neden yaptın bunu ona ha? Niye yalan söyledin? Onun sadece Ozan'ı sevdiğini bile bile niye yaptın bunu? Öyle gerekti Hediye teyze. Çok üzgünüm. Kaan! Yok. Bu böyle olmaz. Bunun içinde başka bir iş var. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olayın en yakın şahidi Kaan Gürgen'in ifadesine göre Jülide Hanım'ın bu gönül ilişkisinden haberdar olup müvekkilime saldırmasından kaynaklanan bir kaza cereyan etmiştir. Burada saldıran Jülide Hanım'dır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum hakim bey. Yüzüme bile bakmıyorsun artık. Görmüyorsun beni. Sevmiyorsun, inanmıyorsun. Sen bana inanmıyorsan hiçbir şeyin önemi yok ki Ozan. Bu konuşulanların, aldığın nefesin, geçen zamanın bir önemi yok ki artık. Kızım doğru mu bunlar? Aslım Hanım. Evladım kime diyorum? Savunma ifadende geçenler doğru mu? Onaylıyor musun?
Evet. Onaylıyorum. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Thank you.